Gerçek futboldan herkese merhabalar. Biraz önce biten maçta, Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Son senelerde gördüğümüz en ilginç derbilerden biri oldu. Fenerbahçe Beşiktaş maçlarına yakışır bir maç oldu. Hem golleriyle, kırmızı kartıyla, tartışmalı pozisyonlarıyla, futbol olarak olmasa da heyecan olarak gerçekten üst düzey bir maçtı. Çok zor bir maç geçti gibi düşünülebilir. İlk yorumu da bu arada ben yapayım arkadaşlar. Bence pek öyle olmadı. Yani Beşiktaş aslında maçın başından sonuna kadar hem hak eden bir futbol oyunu mücadele gösterdi. Hem de hiç maçın belli anları haricinde hani bir 3-2 olduğunda bir de 10 kişi kaldıklarında biraz belki bocalar gibi oldu. Acaba mı dedik ama hak eden kazandı diyebiliriz bence. Beşiktaş tarafında hakikaten söylenince çok fazla artı yön var. Çok iyi hücuma çıktılar. Orta sahada hiç neredeyse tehlikeli top kaybetmediler. Pas hatası yapmadılar. Maç öncesinde çok konuşulan stoper mevkiinde de Beşiktaş hemen hemen hatasız oynadı. Kalecisi ile alakalı yine bazı soru işaretleri vardı. Acaba maçı kaldırabilir mi diye. Ama Fenerbahçe de açıkçası Utku'yu 3 gol atmasına rağmen çok fazla zorlayamadı. Yani uzaktan mesela ben atılmış bir şut cezanın dışından pek hatırlamıyorum. Hani var ama hepsi Dışarı gitti zaten. dışarı Out'a gitti. gitti. Dışarı Evet. giden toplar oldu. Fenerbahçe tarafında çok fazla eleştirilecek şey var. Bunların başında bence Erol Hoca'nın tercihleri geliyor. Maç başı tercihleri. Yani bu maçta Serdar Aziz'in mutlaka şu son 4-5 haftadaki form grafiğiyle mutlaka oynaması lazımdı. Hele ki Beşiktaş yani daha işte kendi sahasında oyunu biraz daha kabul edip kontra ataklarla, hızlı ataklarla çıkacağını düşünürsek yani burada iki tane ağır stoperden ziyade bir tane mutlaka daha savaşçı, ilk toplara basan, geri dönüşü olan bir oyuncunun mutlaka tercih etmesi lazımdı. Diğer taraftan da sol bek mevkinde yani Caner Novak tercihini bu maçta ben hiç anlayamadım açıkçası. Yani Caner sakat olur veya işte antrenman yapamamış olur. Hani onu anlayabilirim ama sağlamken hele ki Beşiktaş maçında hani gençler maçında olabilir tercihdir. Onu yaparsınız. Ama bu maçlar bunu kaldırmaz bence. Zaten sonrasında da kendi ya, oyuncu değişiklikleriyle aslında bakarsanız yanlış tercih yaptığını kendisi de belgeledi bence. Çok fazla oyuncu değiştirdi. Sisse'yi ilk yarının sonunda oyundan alması, Adem'i sokması onu da çok garipsedim açıkçası. Yani Fenerbahçe'nin problemi forvet mevkinde değildi. Yani ha Sisse, ha Samat da, ha Kemal Adem'i olsaydı da yani illa onun çıkma, forvetteki adamın çıkmasını beklemezdiniz. Ama öyle bir tercihten kullandı tercihini. Ve Fenerbahçe açıkçası saha içinde tam bir çorbaya döndü diyebiliriz yani. Sonra işte Ferdi'yi aldı. Pelkas'ı öbür tarafa koydu. Ondan sonra Pelkas'ı da aldı. Sonra işte dediğim gibi Nova aldı. Caner'i geriye çekti. Yani Fenerbahçe maçı başladığı düzenle maçı bitirdiği düzen arasında dağlar kadar fark vardı. Aynı şey mesela Beşiktaş'ta olmadı. O yüzden Beşiktaş maçın başından sonuna kadar hep ne oynaması gerektiğini bilen bir futbol oyunda. Yani bilerek bir şey yaptıklarını gördünüz Beşiktaş'ın. Ama Fenerbahçe'de bunu göremedik. O yüzden bu maçın eksisini ben Erol Bulut'a yazarım. Artısını da Sergen Yalçın'a yazarım. Bireysel performanslar çok açıkçası bu maçta yani önemli mi? Bence değil. Bu bir derbi maçı sonuçta. Eğer siz doğru şablonla oyuncuları doğru yerle doğru tercihler çıkarsaydınız futbol olarak da mutlaka işlerinizi alırsınız. İşte Mert Hakan sonradan girdi. Ferdi girdi ama bu oyuncular şimdi 70'ten 75'ten sonra veya maç 3-2 iken 3-1 iken oyuna girince bunlardan da bir şey bekleyemezsiniz. O yüzden Fenerbahçe'de mutlaka ki önümüzdeki Denizli maçında Gustavo'da olmayacak. Yani bir şeylerin net artık karar verip sadece ilk 11 değil oyun içerisinde de o şablon üzerinden biraz ısrar etmesi, oturtması lazım. Senin maçla ilgili en gözüne çarpan hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de
Çünkü konuşacak o kadar çok detay var ki yani hepsine de giremeyiz ama işte hakem kararlarıdır. 10 kişi kaldıktan sonra acaba kim 10 kişi kaldı onu bile anlayamadık yani. O kadar ikisi Fenerbahçe. Sen nasıl değerlendireceksin bu özellikle Fenerbahçe'nin oyuna hiç ağırlık koy 3 gol atmasına rağmen hiç ağırlık koyamamasını? Şimdi çok iyi söyledin. Yani kim daha eksik gözüktü noktasında. Beşiktaş kaç kişi on kaç dakika 10 kişi oynadı? 40 dakika. 10 dakikada uzatma desek 6 dakika verilen daha sonra pozisyonlarla geçen. 50 dakika baktığınızda eksik oynayan bir takım var. Ama takım takım oynayan bir rakip var. Yani Fenerbahçe'nin karşısında her anlamda pas yapan, önde baskı kuran, geride çok iyi duran, rotasyondaki oyuncuları ilk 11 oyuncularıymış gibi oynayan Necip, Rıdvan ve baktığımızda Montero tamamen Nsakala, Wellington ve Vida'nın rotasyonları çok iyi çalışıyorlar demek ki. Antrenmanlarda da B planı, C planı da var Sergen Yalçın'ın. Ya Fenerbahçe tarafında da tamamen birinci bölge ve üçüncü bölge arasındaki pas trafiğini organize edebilecek baştan beri zaten transferinden beri ön planda olan Sosa'nın bugün hiçbir şekilde varlık gösterememesi. İlk yarı hiçbir şekilde anlayamadım. Zaten Fenerbahçe'nin futbolunu çözemedim. İnanın ya o noktada çok efor sarf ettim çözememek için ama futbolu çözemedim. İkinci yarıda beklentilerim oldu hocadan yana ancak dediğim gibi yani Adem'in oyuna girmesi, Sisse'nin çıkması sanki ileride bir sıkıntı varmış gibi halbuki değil. Beşiktaş'ın orta alandaki Mensah, Atiba, Josef ya asker gibiydiler zaten. Larin kırmızı kart görene kadar oradan deliciliğiyle olsun. Yani Aboubakar zaten bireysel performanstan bahsedecek olursak yani yapmış olduğu vuruş çok klas bir vuruştu. Yani Fenerbahçe'nin bu kadar kötü bir performans göstereceğini gerçekten yani hiç kimse beklemiyordu. Mert Hakan girdikten sonra da işte hani o biraz çalışmaya çalıştı Fenerbahçe açısından. Ozan Tufan tek hırslı oynayan oyuncuydu. Yani son dakikadaki o müdahaleleri bile, o ateşlemesi bile onun tamamen oyunu hırsından kaynaklanan bir durum. Murat sen özellikle Beşiktaş tarafında bugün geçen haftaki maçı izleyemediğini biliyorum. Bu hafta gördün. Beşiktaş'ın en gözüne çarpan artıları. Bu maçta ben şöyle değineceğim. Biraz oyun şansı Beşiktaş'tan yanaydı. Şöyle neden diyeceksiniz? Futbolda oyun şansı da çok önemli. Beşiktaş ilk geldiği pozisyonda golü buldu. Üstüne Beşiktaş'ın ikinci hata da gol oldu. Şimdi şöyle bir oyun şey var. Beşiktaş şimdi deplasmana geliyorsun. Karşına diri bir Fenerbahçe var. Şimdi üst üste iki atan gol olması Fenerbahçe'yi de biraz oyun kurgusunun dışına itti biliyor musunuz? Yani ister istemez başlangıçtaki planlar çöpe atılmış oldu. Futbolcuların oradaki acemiciliği oradan geldi. Çünkü Beşiktaş'ı da 2-0 diri tuttu. Sen iki yatağında iki gol bulmuşsun. Beşiktaş daha istekli oynadı o yüzden dolayı. Maç yani 0-0 gitseydi bu maç bu böyle olmazdı. Hemen ikinci yere geçin. Beşiktaş 10 kişi kaldı. İlk atağında 3-1 yaptı. Yani inanılmaz oyun şansı vardı Beşiktaş'ın. Fenerbahçe'ye karşı bugün. O da işte yani futbol bu. Şansın önüne geçemezsin. Fenerbahçe kurguladığı oyunu sahaya süremedi. Bu oyun şansından dolayı Beşiktaş'ın. Oyun şansı Beşiktaş'ı diri tuttu. Beşiktaş'ı iyi gördüm açıkçası. Yani o 2-0, 3-1'den sonra da top oyunda böyle 12, 10-11 gibi hissettirmedi Beşiktaş bize oyunu. Yani biraz bugün Fenerbahçe'ye çok acımasızca davranmanın bir anlamı yok çünkü. Biraz şanssız da oyun anlamında Fenerbahçe. Çok pis goller yedi yani. Ben bir takım ondan altından zor kalkar çünkü. Lig daha devam ediyor. Bir kayıp gibi görmesin Fenerbahçe. Çünkü ileride bir Alanya var. Çünkü diğer takımlar hep kafa kafaya. Ama Erol Bulut'un da bu ikisi vuruş birden sonra acemice senin dediğin gibi oyuncu hamleleri, çok aceleci davranması oyunu biraz akışına bırakabilirdi. Erol Hoca'nın da daha yani böyle durumlarda hazır olmadığı ortaya çıktı yani. Ben öyle gözlemledim. Sana şurada özellikle katılıyorum. Dediğin gibi bir
Beşiktaş'ın geldiği ilk atakta gol olması, hatta ikinci atağında hemen gol olması, yani maçın 15. 20. dakikasında işte 2-0 olması. Tabii ya, yani ondan sonra tabii ki bir takımın normal o kafasındaki futbolu sahaya sergilemesi mümkün değil. Mutlaka ki ondan sonra bambaşka bir hal alacak. O yüzden burada hani futbolculardan ziyade, o yüzden Erol Hoca'ya ben burada biraz daha suç buluyorum. O oyuncu tercihlerinden dolayı. Eğer Serdar'ı oynatsaydı Fenerbahçe ilk golü yemezdi. Büyük ihtimalle. Yani ya kornere gider. Ben de yemezdi diye düşünüyorum. Yemezdi. İkinci gol de keza yani stoperlerin adam paylaşmasıyla alakalı bir sorun vardı. Gökhan Gönül, dikkat ettiniz mi? İkinci golde Lemos'un ne işin var orada diyor. Aynen öyle. Yani bomboş altı penaltının orada Abukar kafayı vurdu. Eğer onlar olmasaydı tabii ki mutlaka veyahut da Perotti'nin ilk 0-0'ken yakaladığı pozisyon gol olsa yine bambaşka bir maç izlerdik. Tabii. O yüzden hani Fenerbahçe'nin bu maçla alakalı çok öyle acımasız olmaktan ziyade bence Erol Hoca'nın çok hızlı bir şekilde ders alıp bir daha aynı hataları yapmaması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Bahsi bir de öyle bir şey oldu ki yani sanki şey Erol Hoca bütün yorumlardan etkilenmiş, bütün eleştirilerden sonra Caner'i hani hep şey anlatıldı ya, işte Fenerbahçe'nin tek hücumu, ortaları, tek hücumu, Caner'le yapılan ortalar, işte Caner'le yapılan ortadan başka varyasyonlar yok vesaire diye. O kadar etkilenmiş gibi ki sanki zaten Sisse var, zorunlu. Sisse'yi oynatıyorsunuz ya da zaten Adem'i oynatacaksınız. Samat da yok. Zaten 3 hafta 4 hafta daha yok bildiğim kadarıyla. Sisse'nin oynadığı bir maçta zaten sizin daha çok ortadan yani ortayla yükselerek onun atletikliğini kullanmanız gereken bir şeydi. Siz Novak'la başlayıp Caner'i yedekte bırakıp 35 dakika hani Perotti sakatlanana kadar hani onda da olmayacak belki değişiklik. Caner'siz bir karşılaşma yürütüyorsunuz. Yani bu da artık acaba bazı şeylerden etkileniliyor mu? Bence kesin etkilenmiştir. Yani hatta bir adım ötesi yani o kadar etkilenmiş ki. Yani herkesi kullanmam lazım şeyi var herhalde. Evet. Olmadı hemen onu değiştireyim. Benim de fazla oyuncu var diye. Yani öyle bir zorunluluğunuz yok yani. Daha önceden 3 oyuncu değişikliği vardı sonuçta. O dedi, hep de konuşuyoruz zaten. Bazen o iş çorbaya çeviriyor takımı. Bir tane sen neler söyleyeceksin maçla ilgili? Beşiktaş terlemeden kazandı. Ya bildiğin antrenman maçı havasında geçti yani. Dediğin gibi 4-3'lük skor sanki diş kora kor bir mücadele geçmiş gibi bir hava yaratıldı. Yani rahat bir galibiyet aldı Beşiktaş. Yani Fenerbahçe'nin golleri de zaten böyle hani beklenmedik anlarda böyle bir aynen bir zor böyle hani gol olduğunda şaşırılıyordu yani öyle söyleyeyim yani. Fenerbahçe'nin kadrosu yeni deniyor. Hani zaman biz de söylüyoruz. Daha doğrusu deniyor derken diyoruz yani. Geriye doğru gidiyor Fenerbahçe'nin oyun şeyi. Fenerbahçe yeni takımsa ne kadar yeni oyuncusu varsa en az o kadar Beşiktaş'ın da yeni oyuncusu var. İş artık o yeni takım vesaire şeyinden hüviyetinden çıkmış durumda. Net bir şey var yani. Hep ikinci yarıya Fenerbahçe böyle ciddi oyuncu değişiklikleriyle devam ediyor. Hep böyle şunun çıkması gerektiği yönünde izleyenlerden hemen kafasında şeyler oluşuyor. Yani takımın şablonunun değişmesi gerekiyor. Şöyle oynan. Ya bu bunun maçın rakiple oynamadan önce analiz edilmesi gerekiyor. Maç oynanırken analiz yapılıyor. 15-16 senelik Beşiktaş'ın Kadıköy'de kazanan serisi bitti bugünle beraber. Geçen evet. Sene Galatasaray ve Trabzon'unki bitmişti. En son 4-3 yenmişti Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe. Yine 4-3 yendi. Caner bir defa sol bek değil Fenerbahçe için. Caner bu sene Fenerbahçe'nin oyun kurucusu. Fenerbahçe oyunu soldan kuruyor. Caner'in olduğu noktadan kuruyor. Yani orta sahada bir oyun kurucu vazifesi yapan oyuncu yok. Çok yok. Sosa iyi oynadığında pas bağlantısını sağlıyor. Yani oyunu kurmuyor. Gustavo zaten oyun kurmaz. Topu alır. En müsait arkadaşına aktarır. Ozan zaten öyle bir melekesi yok. Yani olmaz abi. Yani bu şekilde zor. Fenerbahçe'yi bu şeyden sonra zor günler bekliyor. Konya maçındaki ağır yenilgiden sonra milli takım arası girmişti. Çok ilaç olmuştu Fenerbahçe için. Şimdi öyle bir ara da yok.
Bütün hafta tartışılmaya devam edecek. Erol Hoca da çok ciddi tartışılmaya devam edecek bu maçla birlikte artık. Amaç zaten tamam. Hani bütün hatlarıyla zaten hani bak izle yani. Ozan'ı biz nasıl izleyebilir? Ozan ayrı. Ozan'a parantezi aç. Sonra Ozan'la da kapat parantezi. Ozan her anlamda golleri attığı için söylemiyorum. Her anlamda maçın ilk dakikasından itibaren tek isteyen oyuncuydu. Gustavo'yu bile ben ilk defa Fenerbahçe'de bu kadar isteksiz gördüm. İkinci yarı toparladı o da. Aynen. Fenerbahçe sadece bu maç üzerinde değil, genel hatlarıyla son 5-6 maçtır hiçbir şekilde, geçen hafta da söyledik, Gençler Birliği'ni yendiğinde de söyledik, 5-6'ında da söyledik, oyun kontrolünü alamıyor. Gençler Birliği yanlış hatırlamıyorsam %55'e %45 Fenerbahçe'ye karşı topla oynama üstünlüğü vardı maç içerisinde. Daha çok ceza sahasına giriyordu. Fenerbahçe çok ceza sahasına giremiyordu. Perotti'nin çapkadan tavşan çıkarmaları vardı geçen hafta. Gençler Birliği'ne karşı dahi oyunu alamayan bir Fenerbahçe var diyorduk. Beşiktaş gibi, Konya gibi dişli takımlar bunu su üstüne çıkarıyor. Yani izleyenlere gösteriyor yani. Ben de açıkçası önümüzdeki hafta Denizli maçında Fenerbahçe'nin nasıl, hangi kadroyla sahaya çıkacağını hakikaten şimdiden merak ediyorum. Çünkü o maçı, yani bu maçı nasıl Erol Hoca'nın tercihleri belirlediyse Fenerbahçe adına tabii Sergen Hoca'nın bütün tercihleri doğruydu. Oyuncu değişiklikleri de doğruydu. Zaten Enkudu pası verdi. Sonradan oyuna giren. Ensakala golü attı. Yine sonradan oyuna giren. Demek ki doğru zamana doğru hamleleri yaptı. Aynı şekilde karşı taraf Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta Denizli maçında yine Erol Hoca'nın tercihleri belki de Fenerbahçe'nin en azından sene sonunda tabii ki ilk yılının sonuna kadar ne yolda gideceğini belirleyecek, bir ışık gösterecek bize. Aynı Fatih Terim'de Galatasaray'da olduğu gibi Fatih Hoca nasıl ki geçen 3 hafta önce bir değişiklik yaptı kadroda. Yani Babel yokken, Falka yokken bunları belki bir fırsat gibi de değerlendirdi. Şimdi Oğulcan'la Cagney ile öbür tarafta da işte Emre Kılınç'la hızlı bir oyun yakaladı. Yani bir oyun yakaladı. İşte Fenerbahçe'nin de bu oyunu yakalaması lazım. Artık oyuncuların başlayıp, oyuna başlayıp öyle oyunun içerisinde oyuncu değişiklikleriyle sen sağdan sola geç, o ortaya geçsin, öbürü arkaya sola geçsin tarzında bir şekilde maç oynaması lazım. Erkas diye bir oyuncun var değil mi? Yani, adam maksimum performansını 10 numarada veriyor. Bırakacaksın. 10 numarada bırakacaksın. Ya tercihini yapacaksın. Ya Pelkas 10 numara oynayacak, ya Ozan 10 numara oynayacak. Veya Sosa neyse. Oynamayan da yedek kulübesinde oturacak. Oynamayanın gönlü hoş olsun diye sağ, sen tamam sen sağ açığa geç. Sen sol açığa. Ya o iş olmaz. Bu sefer o mevkilerin oyuncularına da haksızlık yapmış olursun. Aynen. Yani sağ açık, sol açık oynamak evet. için Fenerbahçe'ye gelen sen transfer görüşmesi yaptığında adamı ikna ediyorsun. Yani diyorsun sen, ben sana güveniyorum. İşte şöyle mevkini abi onun yerine öbür adamı oynatıyor. Yani mevkisi olmayan adamı oynatıyor. Geçen sene Fenerbahçe bunun çok sıkıntısını çekti yani. Evet dedim yani Denizli maçında bunu tercihlerini göreceğiz. Güzel bir maç oldu. Bol gol izledik. İzleyenler en azından heyecanlı dakikalar yaşadılar. Arkadaşlar teşekkür ediyorum bugün için.